personeller için ne yapar? Daha çok öğrenciler için neler yapar? Bunları konuşacağız. Onlar için neleri takip eder? Öğrenciler bizi nasıl bulabilir? Bize nasıl ulaşabilir? Öğrencilerimiz, bizim öğrencimiz olsun olmasın nasıl ulaşabilir? Bu detaylar üzerine sizinle ilk önce konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, dış ilişkiler ofisi daha çok üniversitemizin isminden de anlaşılacağı üzere dış ilişkilerini koordine ediyor. Örneğin ikili anlaşmalar, ikili uluslararası anlaşmalar ve bunların içinde tabii ki öğrenci değişim programları, özellikle de en öne çıkan program olan bu değişim programlarında Erasmus Plus programı var. Onları organize etmene daha çok aktif rol almaktadır. Biz de sizler için her yıl proje başvurularında, hibe başvurularında bulunarak, takip ederek öğrencilerimizin faaliyetlere katılmasını, farklı Avrupa ülkelerinde eğitimlerinin bir kısmını yerine getirmesini sağlıyoruz. Tabii ki biz burada daha çok öğrencilerimizin yararını gözeterek hareket ediyoruz. Nasıl oluyor? Örneğin biz projelerimize başvururken genel olarak her yıl hep artırma yoluna gidiyoruz. Yani bir sene önce 30 öğrencimiz gittiyse, bir sonraki sene 40 öğrenci gitsin, 50 öğrenci gitsin, 60 öğrenci gitsin şeklinde başvurularımızı yeniliyoruz. Ve bu yaptığımız başvurular neticesinde Türkiye Ulusal Ajansı, Dış İlişkiler Bakanlığı'na bağlı olan, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Ulusal Ajansı değerlendirmeler sonucunda bizi hibelendiriyor. Biz de sizleri Avrupa'da istediğiniz, tabii ki anlaşmalı olarak hani bağlantılı olduğumuz üniversitelerden istediğiniz üniversitelerde bir döneminizi ya da iki döneminizi orada staj ya da öğrenim faaliyeti kapsamında yapmanızı imkan sağlıyoruz. Aslında bir sıraya koymak gerekirse şöyle devam edebiliriz konuşmama. Yani ilk önce Erasmus programından bahsedelim. Sonra biz diğer değişim programları nelerdir? Farabi nedir? Mevlana nedir? Pax programı var bizde, bir de ikili anlaşma Tayvan Chongqing Üniversitesi ile bir anlaşmamızdan dolayı olan farklı bir değişim programı. Bununla ilgili de bir şeyler konuşmak istiyorum. Çünkü her sene o program kapsamında da yaklaşık 5-6 öğrenciyi Tayvan'a eğitim amaçlı gönderiyoruz ki gayet de güzel dönüşler alıyoruz bundan. Onun hakkında biraz bahsedeceğim kısaca. Sonra ikili anlaşmalarımızdan bahsedeceğim. Bunların kapsamı nedir? Erasmus Plus kapsamında, Erasmus Plus kapsamının dışında olan Memorandum of Understanding dediğimiz bu karşılıklı mütabakatlar, anlaşmalar. Sonra bu öğrencilerimize yaptığımız bilgilendirme toplantıları, onlar için yaptığımız bazı başvuruları, onlarla ilgili konuşacağım. Ve tabii ki tercih etmeniz durumunda ne gibi imkanlarla karşılaşacağınızı, hangi imkanlardan faydalanabileceğinizi de bilmiş olacaksınız bunlarla birlikte. İlk olarak Erasmus Plus programıyla başlayabiliriz. Aslında ben ilk göreve başladığım yıldan itibaren hep Erasmus Plus programının içerisindeyim. Yani doğrudan programın içerisindeyim. Çünkü 2014 yılının sonuna doğru ilk işe başladığım zaman ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin faaliyetleri daha yeni yeni bu yönde artmaya başlamıştı. Ve ben ofisin neredeyse ilk elemanıyım diyebilirim. Bundan dolayı işi bayağı bir çekirdeğinden öğrenerek ve sizlerle, öğrencilerle daha doğrusu ne kadar faydalı olarak kullanılabilir, ne kadar imkanlar çerçevesinde en maksimum seviyede kullanılabilir uygulayarak aslında yerinde öğrenmiş oldum. Erasmus Plus programı arkadaşlar, öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında hibe başvurusu yapıldıktan sonra üniversitelere bildiriliyor. Nasıl? Biz her sene üniversitemizin belirli sayıda öğrencisi ve personelinin Avrupa'daki işte belirli anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var, kurumlar. Bunlar yaklaşık şu anda 25 tane farklı kurum. Avrupa'da bulunan 25 tane farklı kurum var. Bu aynı zamanda tabii ki dış ilişkiler web sitemiz de gayet güncel, sürekli güncelleniyor bilgiler. Sürekli takip edilebilir orada. Güncellenen bilgiler sürekli yenileniyor. Yani ulusal ajans ya da Dışişleri Bakanlığı bunları güncellediğinde biz de otomatikman güncelliyoruz. Ya da üniversitemizin uygun gördüğü bazı değişimler olduğunda biz bunları sürekli güncelliyoruz. Yani sürekli olarak Erzurum Edu.tr adresinde bulunan bilimler kısmındaki dış ilişkiler web sitemize girerek bu anlaşmalı üniversiteleri, Erasmus Plus öğrenci için ne anlama gelir, personel için ne anlama gelir, staj imkanları nelerdir,
öğrenim imkanları nelerdir? Bunlar hakkında çok detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ama keza ben burada anlatayım, siz ihtiyaç duyarsanız tekrar bakabilirsiniz orada. 25 tane farklı kurumla, Avrupa'da bulunan farklı kurumla anlaşmamız var. Biz bu anlaşmaları öğrenci ve personel, öğrencilerimizin ve personelimizin değişim faaliyetinde, hareketlilik faaliyetinde bulunabilmesi adına yapıyoruz. Öncelikle hedef bu, hareketlilik. Yani onların mobility dediği eylem bu. Bu hareketlilik, öğrenim türü hareketlilik de olabiliyor. Aynı zamanda staj faaliyeti amaçlı bir hareketlilik faaliyeti olabiliyor öğrencilerimiz için. Ve temel olarak çok fazla şart da aranmıyor aslında Erasmus'a katılabilmesi için öğrencilerin. Birinci yılını dolduran öğrencilerimiz aslında Agnos'a ortaya çıktığında diyelim biz ona. 2-4 üzerinden, dörtlük Agnos sistemi üzerinden 2-20 Agnos'a olan öğrencilerimiz ve doğrudan hani Agnos'u belli olduktan sonra başlatılacak sürece başlayabiliyor, başvurabiliyor. Bu başvuru sürecinde tabii ki öğrencimizin Agnos'u birinci yani belirleyici oluyor. İkinci ise tam zamanlı öğrencimiz olması gerekiyor bize kayıtlı olan. Gündüz ya da gece öğretiminde fark etmez. Bizim tam zamanlı öğrencimiz olması gerekiyor ve lisans seviyesinde 2-20 minimum Agnos olması gerekiyor. Bu başvurular arasından biz değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Sonra yaklaşık bir aya yakın bir başvuru alıyoruz ve sonrasında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapıyoruz. Erasmus Plus'a katılmak isteyen öğrencilerimiz için. Peki bunun sebebi ne? Çünkü şudur bunun sebebi. Öğrencilerin gitmeden önce belirli bir İngilizce yeterlilik seviyesini, daha çok İngilizce, yani bu Almanca da olabilir, Fransızca da olabilir ama çok nadir bu. Bazı hani çok nadir üniversiteler, hani Almanya'daki bir üniversite mesela Almanca bilmesini istiyor öğrencinin, gelen öğrencinin. Bizim anlaşmalı kurumlarımızın arasında böyle gittiğin yerin ana dilini bilmen gereken bir dili beyan eden bir anlaşma yok. Yani genel olarak %99 diyebilirim bu 25 kurumda İngilizce yeterli, yeterli olacaktır. İngilizce yeterliliklerini tespit ediyoruz biz arkadaşlarımızın. Ve minimum 55 puan alması gerekiyor. Bu 100 üzerinden puanlanan sınavda, 100 puan üzerinden yapılan sınavdan, İngilizce seviye tespit sınavından 55 puan ve üzeri alan arkadaşlarımızı Agnos'unun %50'sini, yani yüzlük sisteme çevrilmiş şeklinde %50'sini alarak ve sınavdan aldığı puanın da %50'sini alarak bir başarı sıralama puanı çıkarıyoruz. Bu başarı sıralaması bölümler bazında ayrılıyor. Hani genel bir sıralamaya da dahil olmuyorsunuz aslında. Ve burada mesela makine mühendisliği bölümünden toplam 38 başvuru olmuş. Bu 38 kişiden 32'si sınava girmiş ve 32 kişinin de kaç tanesi diyelim ki 55 puan üzeri almış? 25 tanesi üzerinde almış diyelim. Bu 25 puan 25 kişi en yüksek puan alan kişiden itibaren sıralanıyor geriye doğru. Bu her bölüm için aynı şekilde yapılıyor. İktisat için de böyle yapılıyor. İşletme için de diğer farklı mühendislik bölümleri ya da spor bilimleri fakültemizin öğrencileri için de aynı şekilde, hepsi aynı şekilde yapılıyor. Bölümler bazında kendi bölümünüzün içerisinde bir başarı sıralamasına dahil oluyorsunuz. Bize de her sene Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen, yani size maddi destek olarak sağlayabileceğimiz maddi imkanlar doğrultusunda bölümlere ayırdığımız, tahsis ettiğimiz kontenjanlara göre bölüm kontenjanları belirliyoruz. Örneğin her bölüm için şuna karar vermişizdir. Toplamda 50 kontenjan vermiştir ve bizde de başarılı olan, sınavı geçen ve sürece dahil olmaya hak kazanan öğrencimiz 40'tır. Bu durumda ne olur? Her bölüme bunu eşit olarak dağıtabiliriz. Yani beşer, her bölüme beşer tane ya da her bölüme altışar kişi şeklinde dağıtabiliriz. Ve öğrenci de kendi bölümünün anlaşmalı olduğu üniversiteyi nereden görecektir? Tabii ki aynı bahsettiğim yerde, dış ilişkiler web sitesinde görülebilir bu. Oraya ikili anlaşmalar kısmına tıklandığında bölümler bazında anlaşmalar sıralanmıştır. Hani nasıl? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yazıyordur. İktisat bölümü, altında işletme bölümü. Sonra Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, altında Makine Mühendisliği bölümü, İnşaat Mühendisliği bölümü diye diye gider bu. Ve orada her bir bölümün altında anlaşmalar tıklandığında açılabilmektedir. Anlaşma metinlerine ulaşılabilmektedir. Öğrenci, en yüksek puan alan öğrenciden başlanır burada. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsun diye sorulur. Ve öğrenci de oradan mesela gitmek istediği ülkeye göre seçebilir. Ya da üniversiteyi araştırmıştır, o üniversiteyi beğenmiştir. O üniversiteye karar vermek isteyebilir.
Örneğin ben Almanya'daki bir üniversiteye gitmek istiyorum ya da İtalya'ya ya da İspanya'ya gitmek istiyorum ya da Polonya'ya gitmek istiyorum diye söyleyebilir. Sonra ondan sonra en daha başarılı olan diğer öğrenciye sorulur. Böyle böyle öğrencilerin yerleştirilmesi yapılır karşıdaki üniversiteye ve kayıtları için gerekli süreç başlatılır. Ve siz gittiğinizde Erasmus kapsamında orada maddi destek alırsınız. Türkiye'den gitmeden önce ulusal ajans bizi hibelendiriyor. Öğrencileri ve personellerin hareketliliklerini hibelendirebilirim diye yapıyor bunu. Biz de ülkelerin hayat pahalılık oranlarına göre standartize edilen bu örneğin 300 ila 500 avro aylık hibe şeklinde değişiyor bu hayat pahalılıkları, hayat standartları ülkelerin. Birinci grup ve ikinci grup program ülkeleri diye ayrılıyor bunu daha çok. Öğrencilerimizin hibe hesapları yapılıyor. Gitmeden önce örneğin toplam hibesi 4,5 ay için alacağı hibe 1300 avrodur. Bu 1300 avronun biz %80'ini hesaplayıp öğrencimizin hesabına gitmeden yatırılmasını sağlıyoruz. %80'in peki neden %80? Çünkü iş bittikten sonra veriliyor gerisi. %20'lik geri kalan bize bazı belgelerin getirilmesi sonrasında. Önemli belgeler bunlar. Çünkü sizin hareketlilik faaliyetlerinizi onaylayan belgeler oluyor daha çok. Anket formları oluyor. Katılım sertifikası ki çok önemli bir belgedir bu. Gittiğiniz, eğitim gördüğünüz Avrupa'daki o yüksek öğretim kurumundan alınır. Biz onları aldıktan sonra sizin geri kalan %20'lik ödemenizi de yapıyoruz. Yani aslında tam bir böyle burs gibi görülmemelidir Erasmus tarafından verilen, bu ulusal ajans tarafından sağlanan destek. Neden? Çünkü burs olarak görülmesi şu anlama gelir. Sizin yemenizi, içmenizi karşılaması lazım. Yol paranızı, seyahat ücretlerinizi, her şeyinizi, konaklamanızı, her şeyi karşılaması lazım. Ama burada Türkiye'deki geliriniz, ailenizden gelen harçlıklarınız, sonra çevrenizden aldığınız burslar ve onun dışında olacak bir destek hibesi olarak görülmelidir. Grant support deniliyor bu yüzden, hibe desteği diye. Dolayısıyla bir şu anki yani elinizdeki mevcut gelirin üstüne Avrupa tazminatı gibi düşünün. Hibe desteği veriliyor size. Ve emin olun yeterli. Gidip görülmüştür, yani test edilmiştir, gayet de yeterli. Emin olun düzgün hesaplanıyor. Çok hareketli bir yaşantınız yok ise eğer gayet güzel yetinebilirsiniz de oradan gelen hibelerinize. Bunun dışında öğrenim dışında peki ne yapılabiliyor? Erasmus'ta staj faaliyetlerine başvurabiliyorsunuz. Biz de bunları yönetiyoruz. Ancak staj faaliyetinde daha çok öğrenci ön planda oluyor Erasmus'ta. Nasıl yani? Siz sınava girip yeterliliğinizi verdiğiniz zaman dil seviyesinde ve bölümünüzde sıralamada başarılı olduğunuz zaman Erasmus'ta staj faaliyetini tercih ettiğinizde şunu yapmanız bekleniyor sizden. Staj faaliyetini gerçekleştirmek istediğiniz Avrupa'daki kurumdan bir herhangi bir kurumdan tabii ki alanınızla alakalı olması gerekiyor bu çoğunlukla bir kabul mektubu almanız gerekiyor. Yani sizin kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Yani dış ilişkiler koordinatörlüğü ne sizin adınıza kabul mektubu arayışına girebiliyor ya da siz söyleyin bir birileriyle iletişime giriyor. Sadece bizim yapacağımız şey sizi stajyeri bulabileceğiniz kurumların ilan verdiği bazı platformlar var. Erasmusintern.org gibi bir site mesela bir platform. O da yine bir Erasmus Plus projesi kapsamında bulunmuştu, kurulmuştu öyle bir platform. Ve onunla birlikte orada çok güzel yerler bulmanızda ön ayak olabilir. Size yardımcı olabilir. Hani böyle tavsiyelerde bulunabilir ancak. Yoksa asıl işin büyük kısmı stajda. Staj yapmak istediğiniz o eğitim, öğretimin olmadığı yaz dönemi içerisinde staj yapmak istediğiniz yeri sizin kendiniz bulmanız gerekiyor. Ya bu biraz yorucu olabilir. Birçok yere mail atıyor olabilirsiniz. Şu anda halihazırda bazı öğrencilerimiz var. Yaklaşık şöyle söyleyeyim size 250 tane kuruma mail atıp 100'ü aşkın birimden, kurumdan cevap alan, yarısı olumsuz, yarısı olumlu cevap alan arkadaşlarımız da var. Yani bu iş biraz da sizin koşturmanıza bağlı olarak, araştırmanıza bağlı olarak, Avrupa'daki bağlantılarınız varsa eğer onları kullanarak daha rahat bulabileceğiniz, daha rahat kendinize uygun yerler seçebileceğiniz bir imkan oluyor. Staj faaliyetinde de aynı şekilde. Genelde staj faaliyeti minimum 60 gün oluyor. O da yaz tatilinde olması gerekiyor. Eğitim, öğretim dönemine denk gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu Erasmus staj faaliyetinizin. Çünkü staj faaliyeti eğitim, öğretim dönemini kapsayamaz diye bir ifadesi var Ulusal Ajansı'nın ve Avrupa Birliği Başkanlığı'nın. Dolayısıyla yaz dönemi için 2 ay, minimum 2 ay, maksimum 3 ay şeklinde hibelendiriyoruz biz öğrencilerimizi. O da hibe durumumuza göre. Genelde %90 2 aylık hibelendirme yapıyoruz.
Bu hibelendirmelerle birlikte aynı şekilde aynı süreci onlar için de işletiyoruz. Öğrencimiz gitmeden önce hibesi hesaplanır. Ona gitmeden önce bu hesaplanan hibenin %80'lik tutarı önceden ödenir ve sonrasında öğrenci geri döndüğünde katılım sertifikası ve diğer gerekli teslim etmesi gereken dönüşünde teslim etmesi gereken evrakları teslim ettiğinde geri kalan %20'lik tutarını da hesabına aktarıyoruz. Aslında Erasmus Plus bizim üniversitemizde şöyle söyleyeyim büyük bir avantaj. Neden diye sorabilirsiniz bunu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi mevcut diğer üniversitelere göre öğrenci sayımız çok fazla değil. Bu mevcut öğrencimiz için de çok büyük bir avantaj. Özellikle Erasmus kapsamında. Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Çünkü 50 bin kişi arasından 50 kişi seçmek vardır. 4 bin kişi arasından 50 kişi seçmek vardır. Ve bu 4 bin kişi de ilgili olmuyor maalesef çoğu zaman. Dolayısıyla ne kadar sayı azalırsa Erasmus Plus faaliyetlerinden faydalanmak, öne çıkma şansının artırması anlamında daha önemli hale geliyor. Yani daha da bir artı hale geliyor. Sonrasında öğrencilerimiz hani zaten üniversitemizde şu anda yeterince anlaşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 25 tane Avrupa'da bulunan 25 tane farklı üniversiteyle Erasmus kapsamında yaptığımız anlaşmalarla yani bir sene içerisinde hatta bir dönemde bile diyebiliriz. Eğer hibemiz elimizde yeterli olursa, Türkiye Ulusal Ajansı yeterince hibelendirdiyse 130'a yakın öğrenciyi gönderebiliyoruz. Ya da bir sene içerisinde 200'ü bulabiliyor bu. Ama şu ana kadar ortalamamız 40-60 öğrenci arasında değişiyor. Bu dönemlik ve yıllık olmak üzere. Dolayısıyla ama kesinlikle şunu söylemem lazım. İlk başladığım zamanlara göre şu anda bir rekabet oluştu. Eskiden yabancı dil sınavı yapardık. Geçme seviye puanı 50 idi, şu an 55'e çektik. Bunun sebebi artık başvuran sayısı artıyor, rekabet artıyor ve agnosu yüksek olan arkadaşlarımız, genel not ortalaması yüksek olan arkadaşlarımızın sayısı da artıyor ister istemez. Çünkü hem agno yani genel not ortalaması hem de yabancı dil seviyesinden seviye tespit sınavından aldığınız puanlar hesaba katılarak bir sıralamaya giriyorsunuz. Dolayısıyla bir rekabet oluştuğu için artık öğrencilerimiz de uyandı. Önceden uyanamamışlardı bu muhabbete tam olarak. Şu anda biraz daha uyanıklar, ayıklar bu konuda. Daha da fazla uyanmadan gelip faydalanabilirsiniz diyorum. Yani anlaşma sayımız yeterli, yeterince öğrenci gönderebiliyoruz, alabiliyoruz. Yabancı öğrenciler de kabul ettik staj kapsamında. Öğrenim kapsamında yüksek lisans seviyesinde öğrenciler kabul ettik üniversitemize. Geldiler yüksek teknoloji ve araştırma merkezimizde, mühendislik fakültemizde, hatta bizim kendi ofisimizde, dış ilişkiler ofisimizde Erasmus kapsamında stajyerler kabul ettik. Öğrenim aşamasında da kabul ettik. Yani üniversitemiz bu konuda biraz şanslı ilerliyor. Neden? Çok fazla sayıda öğrenciniz mevcut olmadığı için bunun avantajını kullanıyoruz artmadan. Ve bu avantajı da gayet karşılıklı bir şekilde hem giden öğrenci hem de gelen personel ve öğrenci kapsamında artırmayı hedefliyoruz ki her sene yaptığımız değişim faaliyetleri bir evvelki seneye göre her zaman hep daha fazla oldu. Bu da böyle de devam edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten Erasmus, yani şöyle düşünün, herhangi bir şehir olabilir okuduğunuz üniversite ya da herhangi bir şehirde olabilir. Erzurum'da olabilir, Ankara'da olabilir, Sivas'ta olabilir, fark etmez Samsun'da olabilir. Yani bu şununla alakalı bir şey. Siz üniversite okuduğunuz şehirde, şehirden hiçbir yere gitmezseniz, üniversite hayatınız boyunca o üniversitede, üniversitenin hiçbir imkanını kullanmadan sadece üniversitede okumak için gelirseniz, o arada aslında vizyonunuz çok da gelişmiyor arkadaşlar. Yani misyon da edinemiyorsunuz dolayısıyla, görev edinemiyorsunuz kendinize. Pardon. Dolayısıyla 4 yıl boyunca okuduğunuz üniversite sizin tek vizyonunuz oluyor aslında. Hayata dair bakış açınız sadece Erzurum ve Erzurum Teknik Üniversitesi oluyor. Ama Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi burada biraz uyanık. Nasıl uyanık? Şöyle, bu faydalı durumdan, yararlı durumdan şöyle faydalanıyor. Benim sınıfımda 50 kişi var. Aynı anda benim yarışabileceğim 50-60 kişi var. Ve ben bu sınava giriyorum. Sıralamaya girersem şu üniversitelerden herhangi birini Avrupa'da okuyabilirim diyor. Ve orada hemen o fırsatı değerlendirip bir sonraki sene bir bakıyor kendini Polonya'da buluyor. Bir dönem orada eğitim görüyor. Ya da ne olsun Almanya'ya gidiyor ya da İspanya'da bir staj yapıyor. Bu çok güzel bir faaliyet. Ne oluyor? Öğrencinin artık bütün vizyonu
değişiyor. Hani hayata dair görev, kendine başka görevler edinmeye başlıyor. Bu da onu aslında hedeflerini de değiştiriyor ister istemez iyi anlamda. Sadece Türkiye'deki iş fırsatları ya da ne bileyim Türkiye'deki eğitim sistemini görmek varken görürken bir anda kıyaslayacak başka sistemler, başka iş fırsatları bulmaya başlıyor. Bu birçok öğrencimizde gerçekten ufuk açıcı sonuçlara yol açtı, güzel sonuçlara yol açtı. O yüzden bizim en güçlü kanatlarımızdan birisi de AB projeleri kapsamında K103 projelerimiz, K107 projelerimiz kapsamında yaptığımız değişim faaliyetleridir. Bir sorumuz gelmiş. Hocam çok fazla yabancı öğrenci var mı? Şöyle söyleyeyim. Aslında toplam mevcut öğrenci sayımız 4.000 civarında olması lazım. Yani rakamlara çok hakim değilim. Net rakamlara her sene güncellenebiliyor bunlar. Sürekli takip etmediğim için maalesef tam bilgi veremeyeceğim o konuda. Ama yabancı öğrencilerin sayısını biliyorum. Ve şöyle diyebilirim. Yani toplam öğrenci sayımıza göre yabancı öğrenci sayımız bence gayet yeterli. Geçen yıl sanırım 70-80 civarı yabancı öğrencimiz vardı. Bu da ne demek oluyor? Yani total rakama göre yeterince yabancı öğrenci alıyoruz. Bu farklı uluslardan olabilir bu öğrenciler. Yani nasıl diyeyim? Avrupa'dan ve Avrupa dışından da olabilir. Ancak Avrupa'dan gelen yabancı öğrencilerimiz daha çok Erasmus Plus kapsamında geliyorlar. Bir dönemlik geliyorlar. Yabancı öğrencilerimiz var tam zamanlı. Çalışan, yani bizimle birlikte okuyan, çalışma yapan bu öğrencilerimiz de var. Bir soru daha var. Yurt dışına çıkabileceğimiz kaç program var? Erasmus'u anlattık. Bir. Zaten bu Erasmus Plus programı sayesinde daha çok Avrupa boyutu ve Avrupa'nın dışında yine K107 dediğimiz Key Action denilen anahtar eylem var. Hareket planları. Bizim şu anda Erasmus kapsamında Avrupa'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz hep K103 eylem kapsamında gidiyor. Bu biraz teknik bir terim, kafa karıştırabilir ama sizi K103 götürüyor. Bunu bilin. K107 de götürüyor. Nereye mesela? Avrupa dışında kalan ülkelere götürüyor. Bu K107 kapsamında daha çok bizim yaptığımız bireysel girişimler sonucunda. Örneğin Afrika'da Zambiya ülkesinde ya da ne bileyim Amerika'da New York'ta bulunan, kentinde bulunan bir üniversiteyle birebir yaptığımız K107 anlaşması gereğince öğrencilerimiz ve personelimiz değişim faaliyetlerine katılabiliyor. Ya da farklı hangi ülke aklınıza gelirse K107 Avrupa dışını kapsıyor. K103 dediğimiz eylem planı da daha çok Avrupa içindeki üniversiteleri kapsıyor. Erasmus birinci aslında en baba program diyebiliriz. Yurt dışına öğrencilerimizi gönderdiğimiz. İkinci olarak yurt dışına öğrenci gönderilen diğer programımız aktif olarak gönderdiğimiz PAX programı var. Belki adını ilk defa duydunuz. Hemen sorunuza, o sorunuza cevap vereceğim. Şunu bitireyim. Ne diyordum ben? Evet. Neyse buna cevap vereyim öyle devam edeyim. Okurken bizim ofiste de çalışabiliyorsunuz. Evet, part-time öğrenci olarak gelip bizim ofisimizde görev alabilirsiniz. Bu sizin hem yabancı dilinizde daha iyiye götürebilir hem de ofisin işleyişlerini, Erasmus hakkında daha fazla bilgi elde edebilir anlamına geliyor sizin için. Sanırım şey hakkında konuşuyordum. Evet, buldum, hatırladım. PAX programı. Onun hakkında bahsedecektim. Bizim anlaşmalı olduğumuz bir tane üniversite var. Chongqing University dediğimiz Tayvan'da bulunan bir üniversite. Dünyanın en önde gelen teknoloji üniversitelerinden biridir aynı zamanda ve bizim bu üniversiteyle yaptığımız ikili bir anlaşma var ve bu ikili anlaşma kapsamında PAX programı, onların adıyla, deyimleri, onların söylem şekliyle PAX programı var. Biz bu PAX programı kapsamında da her yıl 5-6 öğrencimizi Tayvan'a bir seneliğine eğitime gönderebiliyoruz. Emin olun biraz cesaretli, biraz cüretkar olup dilinizi birazcık yeterince geliştirip hazır hale getirdiğinizde bu programlara katılabiliyorsunuz. Hiç gözünüzde büyüteceğiniz şeyler değil. Zaten ne diyorum? Bu bizim üniversitemizde mevcut olan öğrencilerimiz için bir avantaj. Avantaj olması ne? Sayı olarak, mevcut olarak öğrenci sayımızın çok yüksek olmayışı. Bu şu demek oluyor. Birçok imkana, birçok öğrencimizin kolaylıkla erişebileceği anlamına geliyor. Yani 100 bin öğrencisi olan bir üniversitede bir imkana ne kadar çok sayıda kişi katılabileceğini düşünün. Ya da 4 bin, 3 bin, 4 bin sayıda hani sayı kadar öğrencisi olan bir üniversitede üniversitenin imkanlarının ne kadar çok sayıda kişi katılabilir, faydalanabilir. Bunları düşünün. Yani bu bununla alakalı bir şey aslında ve
Ofisimizde çalışmak isteyen arkadaşlarımız bize talepte bulunuyor. Sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız var. Oradan part-time olarak iş başvurusunu yapıyor. Her şey resmi, legal bir şekilde ofis arkadaşımız olabiliyor. Yıllık, dönemlik, senelik. Biz şu ana kadar her sene bir yabancı stajyerimiz oldu. Litvanya'dan geçen sene geldi. Bir arkadaşımız Emma vardı. Onun öncesinde Bulgaristan'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Bu sene iki tane gelecekti. Ancak COVID-19 dolayısıyla maalesef öğrenciler gelemedi. Faaliyetleri yarıda kaldı. Keza bizim öğrencilerimiz de, yurt dışında kalan öğrencilerimiz de eğitimlerini, Avrupa'daki eğitimlerini uzaktan devam etmek zorunda kaldılar. Yani hiç problem olmadı. Eğitimlerini gayet güzel gördüler ve sertifikalarını gayet başarılı bir şekilde aldılar. Hiçbir problem yaşamadan. PAX programında bahsettiğim şey sadece Tayvan ülkesini kapsıyor. Bunu unutmamanız lazım. Erasmus da Avrupa'nın birçok ülkesine, Avrupa'daki ülkelere gidiyorsunuz. Ya da Avrupa dışındaki ülkelere de K107 dediğimiz o farklı bir kanaldan, yine Erasmus'tan faydalanarak anlaşmamız gereği gidebilirsiniz. Bunun dışında Chongqing Üniversitesi'de olan Tayvan'daki anlaşmamız gereği PAX programıyla da Tayvan'a gidebiliyorsunuz. Bu PAX programında eğitim amaçlı da gidebiliyorsunuz, staj amaçlı da gidebiliyorsunuz. Hem lisansta, yüksek lisans ve doktora seviyesi hiç fark etmez. Yani öğrencilerimiz ve giden her öğrencinin de aldığım geri dönüşe göre çok keyifli, çok yenilikçi bir tecrübe oldu bizim için. Gerçekten farklı bir dünya gördük. Ve gerçekten bunun için size çok teşekkür ediyoruz şeklinde geri dönüşler aldık. Diğer bir soru daha geldi. Hocam, Erasmus'a giden öğrencileriniz dönebildi mi? Koronadan dolayı soruyorum. Şöyle, devlet bu konuda çok hızlı davrandı. Çok hızlı reaksiyon verdi hükümetimiz. Çünkü orada kalan öğrencilerimiz zaten sürekli biz gönderdiğimiz öğrencileri, Avrupa'da okuyan öğrencilerimiz, o anda öğrenim gören öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bir grup kuruyoruz, telefonda iletişim grubu. Ve bu gruptan sürekli onlara ben bir şeyler hatırlatabiliyorum. Yapmaları gereken şeyleri söylüyorum ya da hal ve hatırlarını soruyorum hiçbir şey yapmasam da. Ya da onlar bana soruyor. Karşılıklı bir iletişim kuruyoruz sürekli. Ve COVID salgını, tam pandemisi ortaya çıktığında onların da tabii ki üniversiteleri uzaktan eğitime döndüler. Öğrencileri yurtlarından, yani evlerinden, yurtlarından çıkmamaları yönünde beyanlarda bulundular. Biz de aynı şekilde aynı yönlendirmeleri yaptık buradan ve üniversitelerden de hiçbir problem yaşamadılar. Onlar da eğitimlerine uzaktan devam ettiler. Uçuşlar kapatıldığı için hemen geri dönemediler oradaki öğrencilerimiz. Ama tabii ki uçuşlar açıldıktan sonra, bu pandemi rahatladıktan sonra biraz daha, orada da hani eğitim kurumları yavaş yavaş başladıktan sonra öğrencilerimiz için devletimiz özel uçaklar götürdü oraya. Ve bizden tabii ki bir ay evvelinde bilgi topladılar. Hangi öğrencileriniz yurt dışında şu anda? Detaylı bir Excel dosyası hazırladık onlara. Telefon numaraları, adresleri, nerede kaldıkları, ne yaptıkları, hangi üniversitede, hangi seviyedeler. Hepsini söyledik. Onlar tek tek büyükelçilikler yoluyla öğrencilerimizle iletişime geçtiler. Ve devletimizin, hükümetimizin yolladığı uçaklarla tekrar yurda geri dönüş yaptırıldılar. Tabii geri döndükten sonra 14 günlük bir karantina süreci için üniversite yurtlarında, Türkiye'de misafir edildiler. Daha sonrasında kendi evlerine, yurtlarına gittiler. Bütün öğrencilerimizden haberimiz oldu yani. Hiçbir şekilde bağlantı kopukluğu yaşamadık. Gerekirse e-mail'de, gerekirse WhatsApp üzerinden. Yani birçok iletişim kanalıyla yapılıyor bu istenirse. Gerekirse Skype görüşmeleriyle, görüntülü konuşmalarla biz bu süreci gayet birbirinden haberdar, panik olmayacak bir şekilde yürütebildik. Bunun sonrasında şeyden bahsedeyim, Erasmus'tan bahsettim, PAX programından bahsettim. Tayvan Chongqing Üniversitesi ile anlaşmamız gereği yapılan. Bunun dışında Mevlana programı da var arkadaşlar. Mevlana programı aslında şöyle diyebilirim size, Erasmus benzeri bir program. Yükseköğretim Kurumu tarafından, yani YÖK tarafından yürütülen bir program. Ancak şu aralar çok faal değil. Özellikle de pandemiden dolayı da iyice durmuş vaziyete geldi. Yani Mevlana ile ilgili birçok üniversiteyle yurt dışından, üniversiteyle Avrupa içi ve dışından olmak üzere anlaşmalarımız var. Ancak öğrenci faaliyetleri orada biraz hızlı değil. Yani bayağı bir durmuş durumda ve şöyle bir durum var çünkü. Şunun durmasının sebeplerinden biri de hibelendirme olayında problemler yaşanabiliyor. Dolayısıyla hibelendirme dediğimiz neydi? Size olan destekler, destek hibeleri.
fazla destek çıkmayınca programa rağbet biraz düştü. Erasmus'a daha çok ağırlık geldi. Bunun dışında tabii ki yurt içi olarak bizim yönettiğimiz, idare ettiğimiz diğer bir değişim programı da Farabi programı var. Farabi programı arkadaşlar aslında teknik olarak öğrenci değişim programı ama yurt dışına değil. Yurt içindeki öğrenci hareketliliğini esas alan bir değişim programı. Neredeyse Türkiye'deki tüm üniversitelerle protokolümüz var. Yani bu ne demek oluyor? Erzurum Teknik Üniversitesi'ne geldiğinizde, başvuru yaptığınızda okurken hali hazırda Agno'nuz 2'nin üzerindeyse yani kendi bölümünüzün içerisinde diyorsunuz ki mesela memleketiniz Samsun. Ben ikinci sınıfın birinci dönemini ve ikinci dönemini yani ikinci sınıfı olduğu gibi Samsun'da Farabi ile okumak istiyorum. Yani bir sene ben ikinci sınıfımı Samsun'da okuyayım, sonra Erzurum Teknik Üniversitesi'ne geri döneyim. Ya da ne bileyim görmek istediğiniz, hiç gitmediğiniz bir şehir olabilir. İstanbul olabilir, Bursa olabilir. Oradaki bir üniversiteyi geçirebilirsiniz. Farabi buna imkan sağlıyor arkadaşlar. Ya da tam tersi Bursa'daki, Samsun'daki, Ankara'daki arkadaşlarımız gelip bizim üniversitemizde bir dönem ya da bir sene okuyabiliyorlar Farabi kapsamında. Onlarda da hibe desteği sağlanıyor. Ve bu hibe destekleri arkadaşlar sanırım aylık en son hatırladığım kadarıyla 500 ile 600 TL arasındaydı. Yani güncellenir, her sene güncelleniyor bu. Türk parası olarak Türkiye'de bence yeterli bir destek hibesi olarak görülebilir diyebilirim. Bunun dışında yani değişim programı olarak size anlatacağım başka bir şey yok. Erasmus Plus programı, PAX değişim programı, Tayvan Chongqing Üniversitesi'nden bahsettik, Mevlana'nın kapsamı ve tabii ki Farabi, yurt içinde öğrenci hareketliliğini esas alan değişim programıdır bu da. Diğer alanlarımızdan bahsedeceğim size. Eğer bununla ilgili bir sorunuz kalmadıysa, eğer bu programlarla ilgili daha farklı alanlarla ilgili konuşabilirim kısaca. Bu sizinle ne tarz faaliyetlerde bulunabiliriz? Yani öğrenciniz olduğunuzda hangi tür kulüp faaliyetlerine katılabilirsiniz ve dış ilişkiler ofisiyle sürekli nasıl iletişimde kalabilirsiniz? Bunlara geçeceğim. Herhangi bir sorunuz yoksa 5 saniye sayıyorum. Evet. Diğer imkanlara geçebiliriz. Şimdi bizim üniversitemizde şu anda ben Erzurumlu muyum? Yok, ben Erzurumlu değilim. Evet. Devam ediyorum cevabı aldıysak. Ama Erzurum'da okudum. Üniversite Erzurum'da okudum ve Erzurum'da işe başladım. Hala Erzurum'dayız. Devam edelim. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde şu anda mevcut olarak yaklaşık sanırım 30-40'a yakın öğrenci kulübü var. Ve bu öğrenci kulüpleri gerçekten çok havalı kulüpler arkadaşlar. Yani şakasına demiyorum. Gerçekten üretim yapabilen, çıktı alabilen öğrenci kulüpleri. Mesela benim de danışmanlığını yürüttüğüm bir kulüp var. Erasmus kulübü. Bu öğrencilerimiz, oraya üye olan öğrencilerimiz gayet sosyal bir öğrencilik hayatı geçirebiliyorlar. Gelen yabancı öğrencilere buddy sistemi uyguluyoruz biz. Ahbap sistemi. Onlara geldiklerinde kanka ayarlıyoruz, bir tane Türk kanka. Türkiye'yi, Erzurum'u tabii ki önce mikro seviyeden başlayalım. Üniversitemizi, üniversitenin etrafında gelişenleri, şehri, şehirde yaşamanın kolaylıkları, zorlukları, nasıl üniversiteye gidilir, gelinir, bu tarz şeyleri daha çok hani akranlar arasında daha rahat paylaşılabileceği için buddy sistemi kurduk. Ve Erasmus kulübü üyesi arkadaşlarımızdan da gelen yabancı arkadaşlarımıza ahbap, kanka atayıp onlar burada olduğu sürece onlarla kankalıklarını devam ettiriyorlar. Tabii bu arada o Erasmus kulübü üyesi arkadaşlarımız da dillerini çok iyi geliştiriyorlar. Yani nasıl sürekli bir yabancıyla, native speaker'la birebir iletişim kurduğunuzu düşünün. Yani bu gerçekten yerlerde olan seviyeyi, belki de dil seviyesini çok daha yukarılara, üst seviyelere çıkarabilir. Hatta büyük bir özgüven pompalar bir sonraki senede sizin yurt dışına gitmenizi sağlayabilir. Bunun dışında tanıtım faaliyetlerimiz oluyor, kulüpler arası tanıtım faaliyetleri oluyor. Gayet eğlenceli şenlikler oluyor. Şenlik dediğim yani şu aralar pek mümkün değil de Covid'den dolayı. Yani kulüpler toplantısı oluyor artık, büyük ihtimalle sosyal mesafeye göre yapılacaktır bu. Konserler veriliyor üniversite öğrencilerimizden. Güzel şarkı söyleyenler çıkıyor, güzel enstrüman çalanlar çıkıp performans sergiliyor. Bu arada tabii ki isterseniz farklı aktivitelere girebiliyorsunuz. Yani nasıl farklı aktiviteler?
insanlarla birlikte, hani oradaki bulunan hani yabancı gelen insanlarla birlikte yapabileceğiniz her türlü faaliyet sizin için eğlenceli hale gelebiliyor. Evet, yani bunun dışında bizim yaptığımız çok iş var da kıstırmaya, sıkıştırmaya çalışıyorum aslında şu anda. Size en faydalı olacak şeyleri anlattım ama emin olabilirsiniz bundan. Tabii ki bunun dışında dediğim gibi erzurum.edu.tr web adresin web sitemize girip oradan birimler kısmından dış ilişkiler ofisine tıklayıp orada tüm yaptığınız faaliyetler, onların dışında yapılan faaliyetler, hani öğrenci temelli, personel temelli tüm faaliyetlerin güncel bilgisini alabilirsiniz. Hangi ülkelerle anlaşmamız var onlara bakabilirsiniz. Bizlerin hakkında bilgi alabilirsiniz. Adres bilgilerimizi alabilirsiniz ya da iletişim hattımızı sürekli kullanabilirsiniz. Orada telefonlarımız, e-mail adreslerimiz vardır. Kafanıza takılan sorular olursa daha sonra oradan da bize ismen ya da kuruma erasmus@erzurum.edu.tr ya da international@erzurum.edu.tr adreslerine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Süremiz çok kısaldı. Yaklaşık bir 2-3 dakikamız kaldı. O yüzden şöyle hızlıca toparlayacağım. Teşekkür edeceğim katıldığınız, dinlediğiniz için. Gayet güzel bir verimli olarak güzel verimli bir söyleşi olduğunu söyleyeceğim. Aslında söyleşi değil, ben konuştum sadece ama sizin de mesaj attığınızı düşünürsek, mesajlarınızı cevap verdiğinizi düşünürsek bu monologdan çıkar, diyalog olur, söyleşi yani. Dolayısıyla teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sorunuz yoksa ben artık sonraki kişilere, hocamlara devretmek istiyorum konuşmaları. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Doğru tercih yapın. Yani sizi zor duruma, kendinizi zor duruma düşürmeyin sakın. Üniversite hayatınızın içeriği önemli. Nerede olduğu önemli değil. Bunu unutmayın. Ben bir yani buralı değilim ama ben burayı yaşanabilir hale getirdim. Burada yaşadım ve hala yaşıyorum. Bu sizin nasıl verimli hale getirdiğinizle alakalı eğitim hayatınızı. Ve bizimle iletişimde kalarak diğer fırsatlar hakkında, hep bu yurt dışı fırsatları, imkanları hakkında sürekli bizden bilgi alabilir. Ziyaretimize gelebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Her zaman yardım için biz buradayız. Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.